Merhaba. Bu sunumda PTC Windchill PLM platformunun Project Link modülü tanıtılmıştır. Project Link modülü PLM'in diğer tüm modülleriyle aynı arayüzde ve bütünleşik çalışan gelişmiş web tabanlı bir proje yönetimi çözümüdür. Bu modülün genel kabiliyetleri ekranda görüldüğü üzere proje planlama ve uygulama, doküman yönetimi, IBAN ve CAD data yönetimi, iş akışı yönetimi, değişiklik ve konfigürasyon yönetimi, görüntüleme ve raporlama kabiliyetleri olarak özetlenebilir. Tabii Windchill PLM platformunun sağladığı genel kabiliyetleri de bunun üzerine ilave edebiliriz. Sunumun devamında Windchill Project Link modülünün tanıtım demosunu izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz. Bir web tarayıcı üzerinden Windchill PLM sistemimize kullanıcı adı ve şifre bilgilerimizle login oluyoruz. Sisteme login olduğumuzda karşımıza çıkan ilk alan ana sayfamız. Ana sayfada da ilk göze çarpan Tasks bölümü. Bu tabi görevlerimin bulunduğu alan. Bana atanmış olan tüm görevleri buradan takip edebiliyorum. Dolayısıyla buradaki örneklerde görüldüğü üzere iki tane görev. Birisi bir tasarım datası ile ilişkili başlatılmış. Bunların ikisini tamamlamış görünüyorum. Hangi proje ile ilgili başlatılmış, deadline'ım neymiş, ne zaman esayen edilmiş görev, kim tarafından oluşturulmuş vesaire. Bunları takip edebiliyorum. Açık olan bir görevim var. Bunu da burada görüyorum. Ve deadline'ı geçtiği zaman şayet bir deadline tanımlanmış olsaydı onu da kırmızıya dönüştüğünü görecektim. Diğer kategorilerde filtre seçeneklerini dinamik olarak seçebiliyorum. Dilediğim kadar burada farklı kategoriler için filtre seçenekleri de oluşturabilmem mümkün. Bunun için admin olmam gerekmiyor. Bakın burada bir proje ile ilgili başlatılmış olan ve diğer projelerle ilgili başlatılmış olan action itemlar. Yani action itemlarla ilgili bir sonraki adımlarda daha detaylı bilgi aktarıyor olacağım. Bununla ilgili görevlendirmelerin genel durumları, işte kimisi iptal edilmiş, kimisi çözülmüş, kimisi hala açıkta bekliyor, kimisinin deadline'ı geçmiş, kırmızıya dönüşmüş, hangi projelerle ilgili olduğu vesaire, bunların detaylarını görebiliyorsunuz. Veya tam action item'dan bağımsız farklı konularda tamamıyla müşterinin ihtiyacına yönelik tanımlanmış iş akışları üzerinden gelen görevlendirmeler olabilir. Mesela buraya baktığımızda bir doküman üzerinden başlatılmış bir onay süreci benim onayım için burada görünüyor. Deadline'ı geçmiş henüz onaylamamış görünüyorum ve hangi projeyle ilgili olduğunu da burada görebiliyorum. Başka bir yayın süreci var. Hava filtresi kullanım talimatının onay süreciymiş. Bunu yayınlamak üzere bana onaya gönderilmiş olduğunu görüyorum. Veya hava giriş sorunu ise adıyla bir problem raporu bana atanmış görünüyor. Bu problem raporu veya diğer taskların içerisine girdiğimiz zaman bunlarla ilgili tüm detaylara ulaşabiliyoruz. Hava girişi sorunu varmış. Bir dizayn problemi olarak görünüyor. Çekiş gücünü etkiliyormuş. Attach olarak bu problem raporunu başlatan kişi bir mobil uygulamadan veya bir laptop'tan başlatmış olduğu bu problem raporu üzerinde böyle bir fotoğrafı ilişkilendirmiş ve buraya dahil etmiş. Ben bu fotoğrafı buradan direkt açıp görebiliyorum. Ve daha detayına inecek olursak ben bu sürecin içerisinde kimlere görevler atanmış, benden önceki adımlarda eğer tamamlanmış görevler varsa onların değerlendirmesi ne olmuş, komentleri ne olmuş vesaire bunları görebiliyorum. Ve aynı zamanda değerlendirme kriterlerime göre iş akışını buradan seçtiğim herhangi bir seçeneğe göre yönlendirebiliyor olacağım. Impact kısmına baktığımızda etkilenen dataların buraya eklendiğini görüyoruz. Böyle bir tasarım datası eklenmiş ve bununla ilgili de bir görüntü hazırlanmış. Bu CryoView ortamında yani bizim görüntüleme programında hazırlanmış olan aslında hatayı daha pratik bir şekilde sistem üzerinden doğrudan hazırlayabildiği bir görüntü üzerinden tariflemiş görünüyor. Bunu açabiliyoruz doğrudan CryoView içerisinde. Açtığımız zaman da bu kullanıcının hatayı tariflediği tüm detayıyla bu ekranda görüp elde edebiliyorum. Dolayısıyla hem bana esayen edilmiş olan görevleri ve bu görevlerle ilgili değerlendirmeleri yapabileceğim task alanı ciddi anlamda bu sistemin otomasyonu için gerekli bir kabiliyet. Mesela burada diyelim ki confirm edelim. Değişiklik talebinin açılması üzere ilgili talebi bir sonraki etaba iletelim.
Winchill, ürün içerikleri ve ilişkili süreçlerinin yönetiminde product ve library alanlarını, proje içerik ve süreçlerinin yönetiminde ise project ve program alanlarını kullanıma sunar. Product ve library alanları, Winchill PLM platformunun ürün data yönetimi ya da üretim veya servis içerik ve süreçlerinin yönetimine yönelik modüllerin kurulumuyla gelen alanlardır. Örneğin, product dediğimiz alanlarda artık proje aşamasından çıkmış, seri alınmış her bir ürün grubuna spesifik içeriklerin yönetimi, bunların revizyon süreçleri, hata kayıtları, değişiklik talep ve bildirim süreçleri, üretim veya servis bonları, opsiyon ve varyant yönetimi gibi kabiliyetler sağlanmaktadır. Burada görüldüğü üzere her bir ürüne spesifik farklı product'lar tanımlanmış ve her bir product'ın team adını verdiğimiz bir takımı mevcut. Takım içerisinde de farklı yetkilerle donatılmış roller bulunmakta. Bu rollerin altına eklenen her bir kullanıcı artık bu rolün yetkisiyle bu product içerisindeki dokümantasyonu ve diğer süreçlere erişim imkanı sağlayabilmektedir. Library alanında adı üzerinde kütüphane. Bu kütüphane amaçlı burada daha çok standart parçaların ve ortaklaştırmış parçaların yönetimine yönelik alanlar. Daha kısıtlı erişim yetkileriyle daha fazla katılımcının bu alanlara erişimi sağlanmakta ve ortak parça kullanımına yönelik kabiliyetler arttırılabilmektedir. Project Link modülüyle gelen proje yönetimi araçlarıyla gelen project ve program alanlarında ise proje alanında özellikle her bir projeye spesifik proje planları ve dokümantasyonu yönetilebilmekte. Program sekmesinde ise daha çok birden fazla projenin bağlantılı olarak yönetilmesi gerektiği durumlarda programlar tanımlanmaktadır. Burada görüldüğü üzere A firması programı oluşturmuş durumdayım ve bu A firmasına yönelik takip ettiğim projeleri içeriyor. Burada iki proje tanımlanmış durumda. Birisi tedarikçi bağlantılı bir projem ve bir diğerisi iç projelerimden birisi. Birinin şu andaki tamamlanma yüzdesi %20,7, diğeri ise %55. Dolayısıyla ben buradan dilediğim zaman bu projelerin detaylarına, bu kendi linklerini tıklayarak gerek proje planını detayına gerekse proje dokümantasyonuna erişebiliyorum. Project alanına tekrar döndüğümüzde burada birçok projenin tanımlandığını görüyoruz. Projeler mekanik ve elektronik tasarım dataları dahil olmak üzere proje ile ilgili olabilecek tüm dokümantasyon ve süreçlerin son derece kontrollü ve güvenli yönetildiği alanlardır. Project Link, ofis uygulamalarıyla tam entegre doküman yönetimi ve bilgiye en hızlı erişimi mümkün kılan çok gelişmiş arama özellikleri sunan web tabanlı bir proje portalıdır. Proje yöneticisi ve sorumluları dilediği lokasyondan sadece bir web browser üzerinden proje planı ve dokümantasyonuna erişebilir. Burada mevcut tüm projelerinizi tanımlayıp yönetebileceğiniz gibi bazı uluslararası standartları karşılayan tasarım gözden geçirme, yeni ürün tanıtımları veya Six Sigma, APQP, ISO gibi kalite süreçlerini destekleyen proje şablonlarını da kullanmanız mümkündür. Şimdi mevcut projelerden birine göz atalım. Projede öncelikle karşımıza çıkan detay sayfası. Bu detay sayfasında bir proje tanımlanırken o projenin niteliklerine ilişkin tüm parametreleri tanımlayabilmeniz mümkün. Burada standart proje parametreleri dışında tamamıyla müşteriye spesifik yeni parametrelerin tanımlanması mümkündür. Örneğin burada müşteri örneği sonradan tanımlanmış bir parametre. Sizde örneğin bütçe sınıflandırılması yani projelerin bütçelerine göre sınıflandırılmasına ilişkin yeni bir parametre tanımlamak istiyorsunuz. 0 ile 100 bin arası bütçeli projeler, 100 bin 200 bin arası, 200 bin ve üzeri gibi bu tür sınıflandırmaları yapabileceğiniz yeni bir parametre tanımlayabilirsiniz ya da buna benzer farklı birçok parametre tanımlayabilirsiniz. Bunlar size ne gibi kolaylıklar sağlayabilir? Özellikle ileride bir raporlama yapmanız durumunda bu parametreler üzerinden raporlar alabilirsiniz. Örneğin bana bütçe sınıfına göre projeleri raporla ya da işte müşteri bilgisine göre projeler raporla gibi benzer parametreler üzerinden çok farklı raporlar alabilmeniz mümkün. Diğer önemli bir kabiliyeti tabii ki projeye ilişkin tüm dokümantasyonu yönetimi, buna mekanik ve elektronik tasarım datalarınız da dahil olmak üzere. İstediğiniz klasör hiyerarşisini oluşturabilirsiniz, istediğiniz kurallar tanımlayabilirsiniz, istediğiniz doküman tipleri ve kategorileri oluşturabilirsiniz. Tabii bunların çoğu yenisi Türkçe olabilir burada görüldüğü üzere. Tabii baktığımızda
Özellikle işte dokümanlar tarafında farklı uzantı da veya formatta olabilecek tüm dokümanları yönetebileceğiniz gibi aynı zamanda Office uygulamaları ile yine tam entegre doküman yönetimi imkanı sağlayabilirsiniz. Bir dokümanın bilgi sayfasına gittiğimizde bu dokümanla ilişkili tüm bilgileri, parametreleri veya sonradan tanımlanabilecek tüm parametreleri görüntüleyebilirsiniz. Dokümanı açtığınız zaman sistem bana dokümanı checkout etmek isteyip istemediğimi soruyor. Yani dokümanda bir değişiklik yapmam söz konusu ise bu dokümanı checkout ederek değişikliğe başlayabilirim. Baktığımızda şimdi dokümanda yeni bir değişiklik yapalım. Örneğin burada insert komutuyla sistemde standart bazı parametrelerimi buraya ekleyebilirim. Bakın dokümanın ismini buraya getirdim. Aynı zamanda dokümanın numarasını da buraya getireyim. Lifecycle adımı Teamwork'teymiş. Bunu da getirelim. Aynı zamanda sonradan tanımlamış olduğum herhangi bir parametreyi de buraya ekleyebilmem mümkündür. Bakın dokümanda değişiklikler yaptım ve dokümanı direkt buradan artık check-in diyerek sisteme tekrar gönderebilmem mümkündür. Dokümanı check-in işlemleri tamamlandı. Ben buradan aynı şekilde dokümanı mesela compare ederek versiyon 1 ile diğer versiyon arasındaki farkları bana karşılaştır diyebiliyorum. Karşılaştırma tablom sonuçlandı. Bakın karşılaştırma tablosunda yine burada görüldüğü üzere farklılıkları doğrudan raporlayabilme gibi bir imkanım oldu. Diğer tarafa tekrar geçtiğimizde buradan Winchill sayfasına erişebiliyorum. Bakın bunun detay bilgilerini buradan görüntüleyebiliyorum. Dilediğim zaman da doğrudan Winchill sayfasına erişebiliyorum. Buraya ulaştıktan sonra burada gördüğünüz gibi dokümanın bakın iterasyonun otomatik olarak ilerlediğini görüyoruz. History kısmına geldiğim zaman eski yapılan çalışmanın burada kayıtlı olduğu, yeni yapılan çalışmanın da yeni bir sürüm olarak buraya kaydolduğunu görüyoruz. Bakın burada root dediğimiz işlemle tamamıyla yine herhangi bir dokümantasyon tipine özel veya bir projeye özel olarak farklı iş akışları çalıştırarak bunun onay veya yayın süreçlerini sağlayabiliriz. Mesela release routing dediğimiz bir süreç tanımlayarak burada bu dokümanın inwork etabından release etabına geçmesini sağlıyor olacağız. Approver, observer, reviewer gibi roller tanımlanmış. Bunlar tamamıyla size özel yeni süreçlerinizde tamamıyla Türkçe olabilecek veya farklı birçok yeni roller tanımlayıp iş akışlarına dahil edebilirsiniz. Bu approver benim dokümanımı onaylayacak olan kişiler. İşte örneğin Barış Doğan ve Burak Uzun onaylayacak kişiler olsun ve review edecek kişiler de Cihan Demir olsun. Next dediğimizde onaylayacak kişinin görmesini istediğimiz açıklamalar lütfen onaylayınız gibi devam ettiğimizde bunun onayı için bana ne kadarlık bir süre lazım? Yani karşıda approver için bir deadline belirleyebiliyoruz. İşte 10 gün olabilir ya da direkt due date deyip buna gün verebiliriz. Notify assignee ve notify routing initiator yani beni ve assign edilen kişileri bir gün öncesinde tekrar bu onaya dair hatırlatma gönder şeklinde ve devamında ise yine aynı şekilde bu işin sonunda şayet third party yani Winch ile dahil olmayan herhangi bir kullanıcıya da mail adresi üzerinden bilgilendirme göndermek istediğim takdirde işte bu adrese de bilgilendirme göndersin. İstediğim kadar ekleyebilirim buradan ve aynı zamanda dokümanı da attach olarak bu arkadaşa göndersin diyebiliyorum. Finish dediğim andan itibaren bu dokümanla ilgili onay süreci başlamış oluyor. Dokümanın onay sürecinin ne aşamada olduğunu görmek istediğinde ise workflow alanından şu an kimde, doküman ne bekliyor, bunların hepsinin detaylarını buradan erişebiliyoruz. Şu an Cihan Demir, Barış Doğan, Burak Uzun ve Serdar Murt üzerinde bekleyen görevler var. Şimdi başka bir ekrandan Cihan Demir ile login olduğumuzda, buradan diğer ekrandan Cihan Demir ile login olduğumuzda, bakın Cihan Demir kullanıcısının task sayfasında bu onayla ilgili talebin buraya iletildiğini görüyoruz. Konu burada, task içeriği de burada.
Yazılan açıklamayı burada görebiliyorsunuz. Approve, Reject, Revise gibi seçenekler burada mevcut. Tabii bunlar tamamıyla yine buradaki içeriklerde Türkçeleştirebildiğiniz yeni iş akışları tanımlayabilme imkanınız mümkün. Buradan OK uygundur dediğimizde Approve seçeneğiyle Complete ettiğim andan itibaren ben üzerimdeki task'ı artık tamamlamış oluyorum. Tekrar buraya gelip ekranımızı refresh yaptığımızda ise artık bu iş akışının bu arkadaşımız Cihan Demir tarafından onaylandığını ve buna dair diğer vesaire açıklamalarında burada olduğunu, ne zaman bu işi tamamladığını ve görebilmemiz mümkün. Yine aynı şekilde Barış Doğan ve Burak Uzun için de bu sistem onayları bekliyor. Her iki kullanıcının da onayları vermesi akabinde ve keza yine diğer kullanıcı için de yaptığımızda bunu. Artık burada tekrar refresh ettiğimiz anda bütün onayların tamamlandığını, bu dokümana ilişkin ve life cycle adımının yayın etabına geçtiğini görebiliyoruz. Doküman ve tasarım gözden geçirme ve onay süreçlerini bu şekilde otomasyonu sağlıyoruz. Bir projenin olmazsa olmaz unsuru tabii ki proje planı. Mitchell Project Link tanımlanan her bir proje altında bir veya ihtiyaca göre birden fazla proje planı oluşturabilme imkanı sağlar. Bir proje planının detayına baktığımızda projenin tüm fazlarıyla tanımlandığını görebiliyoruz. Her bir aktivitenin detayına baktığımızda da aktivitenin hedeflenen başlangıç ve bitiş tarihleri, gerçekleşen başlangıç ve bitiş tarihlerini, her bir görevin tamamlanma yüzdesini ve anlık statüsünü görebiliyoruz. Aynı zamanda birbirine bağlı başlaması ve bitmesi gereken aktiviteler için çeşitli koşullar tanımlayabiliyoruz. Aynı anda başlasın, bu bittiğinde diğeri başlasın ya da başladıktan 3 gün sonra diğeri başlasın gibi bu tür koşulları aktiviteler arasında tanımlayabiliyoruz. Başlangıç ve bitiş tarihleri dışında aynı zamanda tanımlamak istediğimiz deadline'lar varsa her bir aktivite için bunları tanımlayabiliyoruz. Deadline'ların öncesinde, sonrasında otomatik bilgilendirmeler veya ilgili amirine ya da proje yöneticisine otomatik maille bilgilendirme şeklinde bilgilendirmeler yapabiliyoruz. Aynı zamanda her bir aktivite için görevlendirilecek kişileri de birer kaynak olarak tanımlayabiliyoruz. Proje kaynağı bir insan da olabilir, alınan bir hizmet de olabilir veya kullanılan bir tezgah vesaire. Herhangi bir proje kaynağı tanımlamak mümkün. Maliyet bilgilerini de görüyoruz. Bu maliyet bilgilerini sistem nasıl hesaplıyor? Proje içerisinde daha öncesinde izah etmiştim. Takımlar bulunmakta. Yani bu proje içerisinde görevlendirilecek tüm bireyler bu takıma eklenmeli. Yine rol bazlı olarak bu kullanıcıları tanımlıyoruz ve bu projeye bu rolün yetkileriyle erişebilmesini sağlıyoruz. Proje takımına eklenen her bir birey aynı zamanda projenin bir kaynağı olarak atanmış oluyor. Burada görüldüğü üzere hem takım içerisinde kullanılan roller hem de kullanıcılar doğrudan birer proje kaynağı oluyor. Dilerseniz yeni kaynak oluşturabilirsiniz. Gerek insan kaynağı olarak gerekse tezgah, alınan herhangi bir hizmet vesaire birer kaynak olarak tanımlamanız mümkün. Sisteme eklenmiş olan her bir kaynağı da güncelleyerek kullanım başı maliyeti ya da saat başı maliyet bilgilerini girebilirsiniz. Dolayısıyla buraya girilen maliyet bilgileriyle proje planında bu kaynakların tüm aktiviteler nazarında kullanım durumuna bakarak sistem size bir öngörülen maliyet hesabı yapabilmektedir. Belirlenen zamanlarda, örneğin proje planını ilk oluşturduğunuz ve başlattığınız anda bir baseline alarak dilediğiniz zamanlarda bu baseline'a göre proje planının anlık durumlarını karşılaştırabilme imkanı sağlayabilirsiniz. Örneğin variance report dediğimiz alanda baktığımız zaman işte hedeflenen süre neydi bir aktivite için, tamamlanma süresi ne oldu gerçekte gibi, işte maliyette yine aynı şekilde variance cost dediğimiz alanlar, işte hedeflenen maliyeti neydi, gerçekleşen maliyeti ne oldu gibi, bu varyans alınan baseline'a göre gerçekleşen planı karşılaştırabilme imkanı sağlıyor. Dolayısıyla
Özellikle kaynakların performans durumlarında takip açısından bu varyans reportu çok faydalı olarak görebiliriz. Yine aynı şekilde tüm proje planının daha grafiksel bir ortamda görüntülenebilmesi adına Gantt Explorer kullanabilirsiniz. Bu Gantt Explorer'da her bir proje fazının ve alt aktivitelerinin birbirine bağlı aktivitelerin aynı şekilde burada daha grafiksel bir ortamda görüntülenebilmesi, aktivitelere ilişkin tüm detayların yine görselliğinin ön planda olduğu ve birbirine bağlı görevlerin rahatlıkla buradan ayrıştırılabildiği bir alan oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu anlamda bu Gantt Explorer'un kullanımı çok fayda sağlamakta. Burada Gantt Explorer içerisinde aynı zamanda Capacity Report da görüyoruz. Capacity Report ekranında ise proje içerisinde görevlendirilen her bir kaynağın hangi tarihler arasında yoğunluğunun olduğu ve proje içerisinde ne kadar sıklıkla kullanıldığının takibini yapabilme imkanı sağlıyorsunuz. Sunumun başında Winchell Project Link modülünün Microsoft Project yazılımıyla çift yönlü entegre çalışabildiğini belirtmiştik. Buradaki bakın Edit plan, Export ve Import plan seçeneklerini görüyoruz. Özellikle Import plan yeteneği hali hazırda daha öncesinde MS Project ortamında hazırlanmış olan proje planlarının çok pratik bir şekilde Winchell Project Link modülü içerisine import edilerek buradan yönetilmeye devam edilmesini mümkün hale getiriyor. Export planı da keza aynı şekilde tam tersi durumda buradan herhangi bir proje planını export edilerek MS Project ortamında görüntülenebilmesi için gerekli formatı üretebiliyor. Edit plan ise şayet MS Project kullanmaya daha aşina bir kullanıcı isek doğrudan bu mevcut planı MS Project ortamında edit edip MS Project içerisinden de buraya tekrar check-in yapabilmesini sağlamamız mümkün. Dolayısıyla MS Project ile çift yönlü entegrasyon imkanı da burada göze çarpıyor. Yine aynı şekilde mevcut proje planını herhangi bir formata dışarıya export ederek bu proje planını Excel veya PDF gibi ortamlarda görüntüleyebilme imkanı sağlamış olursunuz. Burada görüldüğü gibi tek bir proje Gantt Explorer'da görüntülenebilir ve Capacity Report alınabilirken birden fazla projede aynı anda Gantt Explorer'da görüntülenebilir ve tüm projeler açılmış olan tüm projeler için Capacity Report alınabilir. Baktığımızda tüm projeleri herhangi iki proje seçip Gantt Explorer'da göster dediğimde ya da tabii ikiden fazla da olabilir. Bu projeler aynı anda Gantt Explorer'da açılabiliyor ve açılmış olan tüm projeler üzerinden Capacity Report alınabilir. Dolayısıyla tüm projeler, açılmış olan tüm projeler bazında kaynakların kullanım durumu raporlanabilir. Winchell Project Link'te bir proje ilişkin tüm teslim dosyaları ilgili aktivitelerle proje planı üzerinde ilişkilendirilir. Dolayısıyla bir proje yöneticisi projenin genel durumunu anlık olarak takip edebiliyorken aynı zamanda her aktivite içerisinde teslim edilmesi gereken dosyalara da anlık olarak erişebilmektedir. Örnekte görüldüğü üzere bir aktivite tamamlanmış ve aynı zamanda teslim dokümanlarda aktiviteyle ilişkilendirilmiş durumda. Proje yöneticisi veya herhangi bir proje katılımcısı bu linki tıkladığı takdirde doğrudan bu teslim dosyasına erişebiliyor. Bu bir doküman da olabilirdi. Burada görüldüğü üzere bir tasarım datası da olabilirdi. Dolayısıyla proje yöneticisinin bu dosyayı doğrudan proje planı üzerinden erişilebilir hale getirmiş olduğunu görüyoruz. Winchell Project Link modülüyle gelen bir diğer önemli kabiliyet Action Item yani görev atama fonksiyonu. Winchell'de Action Item ile bir data ile ilişkili olarak görevlendirme yapılabileceği gibi tamamıyla datadan bağımsız aksiyon atanması şeklinde görevlendirme de yapılabilir. Tabii herhangi bir proje altında dilediğiniz kadar Action Item başlatabilirsiniz. Bir Action Item'ı başlatırken dikkat edecek konular
Öncelikle bu görevin kısa bir tanımı, örneğin prototip çalışması yapılacak. Bu görevlendirecek kişi ve aynı zamanda görevin kısa tanımı, bunun dışında görev termin tarihi, diğer tabi detaylar var. Dilerseniz bunları eklemek isterseniz aynı şekilde. Baktığımızda prototip çalışması istedik. Prototip kategorisini seçtim. Bunlar tabi ihtiyacı özel konfigüre edilebilir alanlar. State bölümünde ise bu görevi şayet ben kişiye atamak istiyorsam assign olarak seçip başlatıyorum. Diğer detaylar var tabii ki burada bazı standart parametreler var. Aynı zamanda harcanacak efor ve işin risk durumu, maliyet vesaire gibi faktörler de burada dilersek doldurabileceğimiz alanlar mevcut. Tabii ihtiyacı özel yeni alanlar da buraya eklenebilir. Finish dediğim andan itibaren artık bu kullanıcıya bu görevlendirmeyi yapmış durumdayım. Kullanıcı aynı zamanda maille bir bilgilendirme gitti. Kullanıcının mail hesabına baktığımız zaman bu içerikte bir mail geldiğini görüyoruz. Kullanıcı bu mailin linkini doğrudan tıklayarak Winchill sayfasında ilgili Action Item sayfasına erişebilir. Action Item'da tabi görevin detaylarını buradan görüntüleyebilir. Kullanıcı bu aksiyonu alıp yapmaya başladığında rutin olarak bu Action Item'ı güncelleyerek görevi esayen eden kişiye anlık bilgilendirmeler yapmış olabilir. %50'lik kısmını tamamladığım durumda varsayacak olursak artık bu durumda görevlendirmeyi yapan kişinin sayfasında bu işin %50'li kısmının tamamlandığını görüyoruz. Şayet kullanıcının bu görevi tamamlaması halinde %100 olarak güncellemesi halinde bakacak olursak burada Serdar Murt kullanıcısına, yani bu görevi ilgili kullanıcıya esayen eden kullanıcıya baktığımızda bunun bu çalışmanın tamamlandığına dair Action Item Prototip çalışması has been resolved şeklinde bir mail geldiğini de görüyoruz. Dolayısıyla bu işin yapıldığından anlık olarak haberdar olabilme imkanı mevcut. Dolayısıyla tekrar buradaki task alanına tıkladığımda bu işin %100'ü kısmının tamamlandığını ve statüsünün check ikonuyla burada güncellendiğini görüyoruz. Şimdi burada tamamıyla datadan bağımsız bir görevlendirme yapmış oldum. Aynı zamanda bir doküman, bir tasarım datası vesaire bunun üzerinden de bir görevlendirme yapmam mümkün. Bakın burada bir tasarım datası vardı. Bu tasarım datası üzerinden de rastgele bir görevlendirme yapmam mümkün. Burada yine Action Item sekmesi. Buradan New Action Item diyerek bir konu üzerinden bu görevlendirmeyi başlatabilirim. Tasarımı güncelle örneğin gibi bir görevlendirme yapmış oldum. Yine herhangi bir kullanıcıyı seçebilirim. Şimdilik kendimi seçip esen edeyim. Burada ayın 30'una gün verdik. Görevi esen ettik vesaire diğer detaylara girmeden kapattığımız durumda. Artık bakın konu olarak bu tasarım datasını görüyoruz. Aynı zamanda task sayfasına baktığımızda da bana gelen görevde bu subject kısmında tasarım datasının detaylarını görüyorum. Yani bana bununla ilgili bir görevlendirme yapıldığını buradaki subject alanından görüntüleyebiliyorum. Tasarım güncellemem durumunda yine aynı şekilde ben de edit diyerek bu çalışmayı bitirmem akabinde %100 olarak bunu güncelleyip Action Item'ı tamamlayabiliyorum. Burada tabii task sayfasından proje bazlı olarak hangi action item'ların başladığını, bittiğini takip etmem mümkün. Aynı zamanda bu işi daha pratik hale getirebilmek için var olan template'i indirerek doğrudan bir Excel template üzerinden çalışabilmem de mümkün. Bakın bu template'i indirdim ve şimdi buradan tekrar template'i açtığım zaman içerisindeki görevlendirmeleri doğrudan bu template üzerinden yapabileceğim. Örneğin dokümanları güncelle. Testleri tamamla gibi. Örneğin iki tane oluşturdum. Due date vesaire bunları girebiliyorum. Assign kısmına mesela kimi assign edeceğim? Serkan'ı assign ettim. Burada Cihan'ı assign ettim.
bu işin önceliği çok öncelikli değil, bunun çok öncelikli kategori kısmı. Bunlar hepsi Winchill'de template ile birlikte geliyor. Dolayısıyla bunları ben doldurduktan sonra direkt içeriye rahatlıkla import edebiliyor olacağım. Bunları doldurup dokümanı kaydettikten sonra tekrar Winchill ekranına döndüğümüzde buradan bu dosyayı import ederek kullanıcılara anlık olarak esayen edebiliyor olacağım. Bakın import ettiğim andan itibaren artık bu görevler başladı. Görevin biri Serkan kullanıcısına gitti, diğeri Cihan kullanıcısına gitti. Tabii action item fonksiyonu bu gibi görevlendirmelerde kullanılabiliyorken aynı zamanda özellikle toplantılar sonrası alınan aksiyonların takibi açısından da sıklıkla tercih edilen bir fonksiyon. Tabii bu noktada özellikle Winchill proje yönetim modülünün Outlook'la olan entegrasyonu da ön plana çıkıyor. Outlook'la olan entegrasyon şöyle, özellikle birinci kabiliyet doküman yönetimi tarafında. Yani bana gelen herhangi bir mail içerisindeki bir attach'i doğrudan sisteme doküman olarak gönderebileceğim gibi aynı zamanda gelen maili doğrudan bir doküman olarak Winchill ile ilgili proje alanına kaydedebilme imkanı sağlıyor. Buraya bakacak olursak New Winchill doküman dediğimde ben doğrudan gelen bir e-mail'imi herhangi bir proje içerisine kaydedebilme imkanına sahibim. Burada proje ve proje klasörlerini mesela mailler olarak bir klasör açmışım. Bu klasörler alanına doğrudan gelen maili herhangi bir doküman formatında kaydedebilme imkanına sahibim. Bunu finish dediğim andan itibaren bu dokümanı sisteme kaydetmiş oluyorum. Keza aynı şekilde mailin kendisinde değil de gelen herhangi bir attach'i kaydetmek istediğimde de aynı şekilde buradan bunu seçebilme imkanı mevcut. Yüklenen doküman tabii Winchill'de ilgili klasör altına atılmış durumda. Yani buradan baktığımızda mailler klasörünün içerisinde artık benim yüklemiş olduğum maili görebiliyorum. Dolayısıyla gelen dokümantasyonu kontrol olarak yönetime doğrudan Outlook içerisinden sisteme yüklenebilmesi açısından ciddi anlamda katma değer sağlayan bir özellik. Tekrar Outlook'a döndüğümüzde tabii özelliği bununla kısıtlı değil. Şimdi baktığımız zaman burada yeni bir toplantı oluşturmak istediğimizde doğrudan Winchill sekmesini yine burada görüyoruz ve New ikonuyla burada oluşturduğum toplantı ajandasını aslında paralelde doğrudan karşılığı gelen bir Winchill toplantı kaydının Winchill içerisinde ilgili proje altında oluştuğunda görüyor olacağız. Projeyi seçiyoruz. Yine bu proje ile ilgili bir toplantı yapıyoruz. Bu proje ile ilgili toplantı yapıyoruz. Bu projenin konusu ne olacak? Değişiklik talebi hakkında gibi bir toplantı yapıyormuşuz. Bu toplantının günü ve saatini belirliyoruz. İşte ayın 17'sinde yapılacak gibi. Süresi bu kadar olacak. Bir ajanda, kısa bir ajanda girdiğimizi düşünelim. GitHub'da burada kimlerin katılacağını belirtiyoruz. Tabii burada yine sistem Winchill'deki kullanıcılara bağlanıyor ve kimlerin katılacağını buradan seçiyorsunuz doğrudan. Tabii bu kullanıcılar nimetli olduğu için doğrudan bu kullanıcıların hepsine toplantı ajandası ile birlikte mail gitmesini de sağlıyor olacağız. Meeting Object kısmında da bu toplantıya konu olacak dokümanları ve dosyaları seçiyor olacağız. Buradan search ettiğimizde yani herhangi bir doküman veya dosya seçebiliriz. Bu konularda bir toplantı yapacağımızı belirtiyorum. Bakın bu dosyalar da eklenmiş durumda. Artık bu konularla ilgili bir toplantı yapılacağı toplantı ajandasına işlenmiş oldu. Şimdi toplantı ajandasını artık oluştur dediğim andan itibaren sistem burada bir ajanda oluşturdu ve ilgili kullanıcıları da buraya dahil etti. Ben artık bu kullanıcılara doğrudan mail gönderebiliyor olacağım. Tekrar toplantı detayına baktığımızda burada gelen linkler tabii ki artık doğrudan Winchill'deki linkler oldu. Artık yani ben bunlardan herhangi birine tıkladığım zaman Winchill'deki detay sayfasına ulaşıyor olacağım. Yani bu toplantı ajandası giderken toplantının hangi konularla ilgili olduğu doğrudan Outlook'taki toplantı kaydı içerisinde insanlara iletilmiş olacak. Diğer bir artısı ne olacak? Bu linke tıkladığım zaman keza aynı şekilde
Bu toplantı kaydının detayına ulaşıyorum. Yani aynı zamanda sistemde Winchill'de ilgili proje altında meeting kısmında bu yapılacak toplantıların kayıtlarında sistem otomatik olarak burada oluşturmuş oluyor. Related Object kısmına baktığımızda burada bu konularla ilgili bir toplantı yapılacakmış. Bunlar katılacakmış. Akabinde daha sonra toplantı dokümanları, ajandası veya tutanağı şeklinde buraya eklenebilecektir. Yine Meeting Action Item kısmında da bu toplantı yapıldıktan sonra alınacak aksiyonlar direkt buradan girilebiliyor olacak. Yani New Action Item toplantı sonrasında testleri tamamla. Örneğin böyle bir aksiyon almış. Bu işi toplantıya katılacak kullanıcılardan birisinin aldığını düşünelim. Bu işin görevlendirilmesi bu şekilde ve esayen edildi. Bu arkadaş bunu ayın 29'una kadar yapıyor olacak. Diğer bir aksiyon alalım mesela. Bu da toplantı esnasında kararlaştırılmış ve çözülmüş. Örneğin Serdar Mut bu işi çözmüş. Bu işle ilgili bir deadline yokmuş. Toplantı esnasında konulmuş, halledilmiş bir konu. Finish dediğim anda doğrudan bakın bu çözülmüş. Bu kişiye esayen edilmiş ve buradan takip edilebilecek bir konu olarak bu toplantının altında artık yine action item serisi olarak burada tamamlanmış durumda. Şimdi yine bu toplantıyla ilişkili takip açısından şunu göstermekte fayda var. Örneğin bu parçanın bilgi sayfasına gittiğimizde yapılmış olan tüm toplantıların detaylarını da görebilme şansım var. Yani bundan seneler sonrasında bununla ilgili yapılan bir toplantıyı, bu toplantıya kimlerin katıldığını, toplantı tutanağını, toplantıda tanımlanmış olan action itemlar ve genel durumlarını takip edebilme imkanı da sağlamış oluyoruz. Winchill proje raporlaması konusunda birçok standart rapor sunduğu gibi aynı zamanda müşterinin de kendi ihtiyacına yönelik yeni raporlar hazırlayabilmesine imkan sağlar. Burada bazı rapor örneklerini görüyorsunuz. Örneğin Project Item Status Report, My Open Work, My Close Work, At Risk Work, Overdue Work, My Work Not Started vesaire. Bunlar çok pratik bir şekilde direkt tıklayıp istediğim formatta yani CSV formatta var dışarıya almak istersem run edebileceğim raporlar. Bakın burada doğrudan açık işlerimi görüntülüyor oldum ya da Project Item Status Report dediğimizde işte içine dahil olduğum projelerde aktivitelerde incomplete yani bitmemiş aktivitelerde due date'i işte 30 günden daha deadline'ı geçmiş olan üzerindeki taskları göster dediğimde direkt bana bunu rapor olarak sunabiliyor. Ya da tabii daha dinamik ve görsel olarak daha hoş görünen raporlar da almak mümkün. Burada örnek raporlardan biri özellikle mesela Action Item rapor diye bir rapor almışız. Bu rapor standart olarak tamamıyla kendi ihtiyacıma yönelik konfigüre ettiğim bir rapor ve aynı zamanda ilgili grafikleriyle birlikte doğrudan çalıştırabileceğim bir rapor. Bunu tüm kullanıcıların ya da istediğim herhangi bir kullanıcı grubunun çalıştırabilmesini mümkün kılabilirim. Bakın direkt görsel olarak grafikler farklı chart tipleri seçebileceğim grafik örnekleri altta da bu listeler çıkmış durumda. Yani kişi bazlı görev dağılımı, termin durumları ve proje bazında görev dağılımı gibi farklı kategorilerde bu grafikleri alıyorum. Kişi bazlı görev dağılımlarına baktığım zaman işte örneğin A Yıldırım kullanıcısının üzerindeki görevler dediğimde direkt oraya tıkladığım anda artık A Yıldırım kullanıcısı üzerindeki görevleri aşağıda filtrelemiş oldu sistem. Direkt buradan Actions Export to List diyerek bunu istediğim formatta dışarıya dökebilme imkanım var. Mesela termin durumlarına göre termin aralığı 2 aylık, 3 aylık aralıklarla mesela 2015'in 12. ayı ile 2016'nın 2. ayı arasında termini geçen hiç yokmuş. Ama işte baktığımızda 2016'nın 8. ayı ile 2016'nın 11. ayı arasında 101 tane termini geçen görev varmış. Mesela bunlar tıkladığım anda da aşağıda yine onlar listeleniyor. Proje bazlı olarak işte örneğin Jeep projesinde ya da Ford projesinde atıyorum. Burada listelenen görevleri de bana gösteriyor. Yine aynı şekilde buradan export diyerek dışarıya alabilme imkanım var. Bu ve buna benzer formatta birçok raporu kendim
hazırlayabilirim. Aynı zamanda bunların rutin olarak istediğim insanlara maille bilgilendirme şeklinde iletilmesini de sağlayabilirim. Yani bu rapor formatı bir haftalık ya da işte birkaç günlük süre içerisinde bana rutin olarak maille gelsin. Ben direkt mail içerisine görüntüleyebileyim de deme şansınız var. Bunun için sadece yeni bir data monitörü oluşturmanız yeterli. Burada baktığınızda ekranda işte bu gelecek mail içeriğinin konusu, hangi formatta raporun gelmesini istiyorsunuz? İşte haftalık mı gelsin, günlük mü gelsin, ne sıklıkla gelsin, kime mail olarak gitsin, aynı zamanda kime CC olarak gitsin şeklinde bu data monitörü tanımlamanız mümkün. Rapor formatı tabii ihtiyacı özel olarak yeni rapor formatları rahatlıkla farklı kategorilerde, sadece proje raporlaması değil diğer alanlarda da çok fazla rapor oluşturabilme esnekliği sağlayan bir sistem söz konusu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.